Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz arkadaşlar. Shadow of War'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Araya bir Gollum oyunu girdi arkadaşlar. Bayağı bir ara vermiş olduk. Aslında YouTube'da da bayağı bir oldu ben. Bunun 10. bölümünü galiba en son attım. Şu an 11'de olabiliriz. Yanlış da hesaplamış olabilirim, bilmiyorum. Şurada arkadaşlar savunma yapacaktık. Bu kareyi ele geçirmiştik, burayı savunacaktık. Şimdi ben bir süredir oynamadığım için önce bir dışarıya çıkacağım arkadaşlar. Şurada bir elimi bir ısıttıracağım. Birkaç tane bir orkla falan savaşalım. Ondan sonra dönüp buradaki savunma görevini alacağım. Bak mesela şimdiden şey oldu, bir shift'e bastım koşmak için falan, hani anladın mı? Space'e basmam lazım. Ne yapıyorsunuz? Antrenman yapıyorsunuz. Helal. Helal helal. Vay be. Bana ait ogre be. Helal lan Gökberk. Gökberk tam takip ediyor ha. Evet, 11. bölümdeymişiz. Okey. Tamam, bu hoplamalar zıplamalar olur. Bunlarda sıkıntı yok. Asıl bir kombat kısmına bakalım. Ayda. Ya Warhammer be. Bunlar benim mi? Et taşıyorlar herhalde. Götürün, acıkmış bizim çocuklar. Götür götür. Kesene bereket canım, sağ olasın. Aşkım hoş geldin. Moderatöre saygı duruşu arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Şurada iki dövüş yapıyorum şimdi. Elimi alıştırıyorum, hadi bakalım. Gerçi bunların da silahı yok ki oğlum. Kendi adamını vurdu salak. Şu yukarıdaki şerefsizi bir öldürelim. Tamam. Şimdi daha karmaşık şeylere girdiğimde elim, yani bir iki belki ölürüz arkadaşlar, bilmiyorum. Elim daha iyi alışır. Şu anda en azından bir sağ sol yaptık, bir şey yaptık falan, hani bir fena değiliz. Geliş tirilmesi lazım aynen. Caner ya, Caner kızıyor mu bize acaba biz böyle deyince? Kanka kaçma! Kaçma! Hem silah çekiyorsun hem kaçıyorsun ya. Tamam tamam. F'yi de tabii ki hatırladım yani, olmazsa olmaz. Allah işte bak. Tamam bu. Bu sağ kliği hiç aksatmıyordum ben. Sağ klikten çok az damage yiyordum. Onu ayarlamak lazım. Ona bir alışmak lazım. Aa, bizim Warg'la mı savaşıyorlar? Ne yapıyorlar o? Ne o? Ha, bizim Warg Rider var bir tane. Allah senin cezanı vermesin. İt oğlu it. Şuradan ben bir can araklayayım. Tamam. Aa, hem de kendime çekmiş oldum tabii ki. Tabii 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 tabii. Doğru. Ben alıştım arkadaşlar. Ben alıştım, oldu. Oldu, şurayı işaretleyeyim. Hadi alışmam 4 dakika sürdü. Olur öyle. Açın bakayım kralınıza kapıyı. Ah.
Götürün yemekleri, götür götür. Good to be safe behind these walls. We are still in Mordor. We are never safe. Bence güvendeyiz. Gelebilirim bor, boş yapma kardeşim. Mis gibi de kale aldık kendimize. Şimdi kaleyi de savunduk mu? Tamamız. Baksana deli gibi ordum var oğlum içeride. Ulan hiçbir şey yapamazlar buraya. Diyormuşum kaleyi savunup kaybediyormuşum falan. Olmaz değil mi öyle arkadaşlar? Oyunla ilgili bilgisi olanlar yine şey yapsın bana. Çıtlatsın yani. Evet, Nörlen'deki Sharkburz Kalesi senindir. Yalnız bu Mordor için yapılan ilk savaştı ve hala ele geçirmek gereken çok kale var. Almost forgot to tell you one last thing. Now that you have my fort, it will eventually come under attack, which you already know since you attacked it once yourself. Nicely done, by the way. The thing is, you don't always need to be on the defense. You have scouts who can sniff out enemy forts, so you can go on the attack yourself. You know what they say, the best offense is a good offense. And don't worry about running low on orcs. If you ever need new recruits, you go talk to a glob they call the Headhunter. He'll sort you out. Oh, Shrock. I forgot to fill Ranger's feeding bowl before I left. He's gonna be cranky if I don't get back. I'm coming, Ranger! Tamam, anladım. Çevrim içi fetihten mi bahsediyor arkadaşlar burada? Çevrim içi fetih ben çok yapmayacağım. Yani yapmam şart mı ya da o konu hakkında siz yine beni bilgilendirin. yani ben normal abi şeyi oynamak istiyorum ya. İşte... hani savunmadık abi. Sadece öyle bilgi verdi bize adam. Ratbak. Hani savunacaktık burayı? Ne oldu? Aa bak çevrilmiş fetih var evet. Diğer Shadow of War oyuncularının kalelerini kuşat diyor. Yani dediğim gibi ben normal arkadaşlar bunlara bulaşmadan bak buradaki çevrimiçi davaya da ben bulaşmıyorum mesela. Ben bunlara bulaşmadan oynamak istiyorum. Dövüş çukurları görevimiz var. Açık dünya. Zaten burada açık dünya bırakmamışız arkadaşlar hiçbir şekilde. Fark ettiyseniz eğer. Hepsi buraya aktarılmış. Ekstra başlık dünyamız yok. Dolayısıyla ben şuraya bir hızlı seyahat yapıp bu göreve gideceğim. Hatırlar mısınız bilmiyorum ben Shadow of Mordor oynarken Shadow of War'da oynayacağız demiştim. Orada bir arkadaş bana şey demişti. Oyna oyna Shadow of War oyna ben senin bütün kalelerini alacağım görürsün sen falan filan. Sonra ben size sormuştum hani... Ne olacak yani öyle ne demek istiyor yani falan. Ne yapacak kalelerimi alacak da. Yani benim serime müdahale edebilir mi falan. Sizde yok alakası yok o kendi oyununda almış görünür sana yansımaz falan demiştiniz sonra. Selamünaleyküm arkadaşlar. O çukura gideceğim. Şunları bir keseyim. Hadi bakayım köyüne. Her kalede bir eğitim alanı bulunur ama tabii ki bir ork için en iyi şey dövüş çukurunda yeteneklerini bilemektir. Anladım. Ve kimse dövüş çukurlarını buruzdan daha iyi bilemez. Canım trolüm benim be. The fight pit. You know, this is more than just a place to pop some orcs' heads off. Although that is something I cannot recommend enough. But the fight pits are where you can test your followers. See what happens when they have a go at some other geezer. They're always bringing in tough orcs to fight. And if he survives, he'll buruz dilimleyen. If he snuffs it, well... The one who done him in has what it takes, so there's a potential new recruit. And however it shakes out, your boys will love watching the show. Nothing boosts morale up like bodies going down.
Ha, sadece izliyoruz, tamam. Ha, hatırladım arkadaşlar, zaten bu elemanı biz de 3 çukurlarına göndermiştik. Hatırlarsınız. Diyordum ben hani korona için maske takıyor diyordum falan bunun için. Helal lan. Oğlum adam zaten 4 seviyemiş. Yani tabi bir zahmet öldür. Bir zahmet öldür yani onu. Grog was drunk, laughs were had, blood was shed and Grog was drunk. Nah, there's no fight like a pit fight. Oy. 253 ne oğlum? Burası 197. Burası 255. Gorgoroth tabi tabi. Burayla bir işimiz yok mu arkadaşlar artık ya? 51 seviyede Kiritungol. Tamam, buraya tıklatmadığına göre arkadaşlar. Hayda. Uskiliyat'ta savaş iyiler. Minas Tirith de burada. Hani abi Minas Tirith'in önündeki şu sur? Yazıklar olsun onu çizmemişsiniz. Tamam, ben 51 seviye olan Kiritungol'u almak istiyorum. Benim kalem niye 63 seviye ya? Şimdi arkadaşlar, benim bu haritada yapacağım hiçbir şey kalmadı. Ben bütün yan görevleri de yaptım burada. Her şey benim için bu haritada finito. Şimdi yeni bir haritaya gideceğim. Yeni bir haritaya gideceğim. Hangisini önerirsiniz? Şimdi bu 255 olan olmaz. Burası 253. Dur, 253. Şu neydi? Bu 197 idi galiba burası. 190. Buralar olmaz ya. Buralara ben gittim mi ölürüm. Benim işim burayla bence. Şey için mi diyorsun Caner? Minas Morgul için diyorsun değil mi? Daha var dediğin. O zaman gideceğiz. Her öyle ya da böyle gideceğiz. Okey. İyi. Orayı bir daha görmek isterdim. Hatta gerekirse geri almak isterdim. Güzel oldu bu. Niye böyle? Kiritungol'da okçuları öldü. Tamam, yaparız ya bunları. Yaparız abi. Sen onları mı dert ediyorsun ya? Aa, şu an Caner çok güzel bir şey söyledin ha. Ulan olsaymış olurmuş ha bu arada. Değil mi? Değil mi arkadaşlar lan sevgili YouTube? Böyle benim yaptığım karakterle mesela, ama tabii ki şey olmayacak arkadaşlar. Öyle Talion Malion falan olmaz yani. Farklı bir tip yaratmamız lazım. Red Dead Redemption 2'nin online'ı gibi düşünün. Yapacağım böyle karakterini, zırhlarını giyeceksin. Geleceğim böyle Abdurrahman, Caner, ben gireceğiz ve oynayacağız. Tabii. Şimdi ben... Arkadaşlar burada 3-5 açık dünya ile başlayalım, tamam mı? Bak zaten bayağı bir şey var. Bayağı burada temizlememiz gereken şey var bu yeni haritada, tamam mı? Şöyle açık dünyayla başlayalım. Ben şuraya bir hızlı seyahatimi yapayım. Haritaya giriş yaptık. İyiyiz, güzeliz. Şimdi ilk olarak ben şunu bir alayım. Nerede? Bir şey olmaz, bir şey olmaz.
Bilgi alabilirdim ama şu an acık acele etmem lazım ya ondan. Aa! Oğlum yok mu ya benim bu şeyim? Almadım mı ben bunu ya? Abi almamışım onu galiba ya. Ateşe ateş etme işi. Arkadaşlar müsaade edin şunu alayım. Tamam sizi temizleyeceğiz sonra alacağız abi. Ben anladım olayı dur. Tamam gel gel gel. Crucible 16 seviyesin. Çok sıkıntı yok. Çekebilirsem çekeyim hatta. Buraya girdiğimde çektiğim ilk şey olsun bu. Not the flame of knowledge, not the flame of truth. Oh no. I am the flame of war. Oğlum sus be. Ne diye abi? Sinek korkusu varmış. Öfkesi azaldığında geçici olarak sersemler. Başka bir şey yok mu? Oyda. Lan 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 oğlum. Oha oha be. Ben şunu almak için gelmiştim. Bir müsaade et de alayım ya. Vallahi bu ne abi? It's easy to dismiss the orcs as brutish. But that demeanor masks a cunning and cruelty well suited for warfare. Bir savaş topuzu almış olduk. Arkadaşlar saldırın. I doubt the orc who stole it knew of its heritage. Yemiyor tabi tabi tabi. Oğlum savaş üstünde. Lan savaşsanız oğlum. Ben canımı nasıl toparlayacağım ya arkadaşlar? Dur bekle ben canımı toparlayıp geleceğim sana. Kendi orkumu da emmek istemedim ondan. Ona emcük demeyeyim şimdilik. Bu olur. Lan it oğlu it ha. Kes 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 kes. Ama yani biraz... Kanki biraz abartıyorsun. Vallahi bu biraz deli çıktı ya. Niye öyle oldu ben de anlamadım. O Ogre niye orada duruyor abi? Onunla alakalı bilgisi olan var mı? O niye orada? Bunlarla ilgili benim bilgim yok mu? İstihbarat ortaya çıkar tamam. Özgür bırakırsan Ogre'yi savaşır ha. He. Dur. Zehirden ağır hasar alırmış bu it. Tamam aldık. Gel geri. Abi can arttırmak için geldim.
Bir müsaade ederseniz arkadaşlar yani. Sen it oğlu it bir köpeksin biliyor musun? Sen bir öl. Tamam canım full. Şimdi sana bir okura göndereceğim. Hadi kır kafasını lan. Kanka oraya değil, oraya değil. Tamam ben seni yanıma çekeyim. Gel buraya abi. Gel. Heh, aynen o benim o hayvanla savaş abi sen. Abi iki de bir şunu atıp duruyor ya. Bunu atmamam lazımdı tabii, hatırladım şimdi. 12. ay panikçim, teşekkür ederim. Yese bereket. Sağ olasın. Arkadaşlar ben buna karşı vallahi bir şey bulamadım ya. Şurada bir canını emcükleyebileceğim var bir tane. Benim it oğlu it trolümü de öldürdü ya. Kolay gelsin. Kolay gelsin panikçim işinde. O adapte olmuş ki de yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? İlk defa mı? Adam efsaneviymiş bu arada. Bunu çekelim arkadaşlar. Bu adam güçlü. Tabi benimsin lan. İt. Vallahi kal burada. Hadi bana o kadar eziyet çektirdin sen ölmezsin, ben seni burada bıraksam Mordor'u fethedersin sen. Şimdi arkadaşlar. Bir şey olmaz ya ona orada. Benim ne vardı burada? Onu aldım. Onu aldım. Bu ne arkadaşlar? Eşkıya kabilesinden bir komutan değerli bir rakip arıyor diyor. Çok güçlü müdür bu? Kendine çektiğin bazı notlar sana karşı koyuyor. Bazen demişin. Vallahi karşı koyarsa bir daha ağzını yüzünü patlatırım ben onun. Şimdi neresiydi bura? Şu yandan gittim mi gidiyorum ya şuradan. Ha tabii yukarıya çıkacağız, tamam. Hallederük. Sen burada kal. Buradaki ork sayımı arttırıyorum arkadaşlar.
Bir işe yarar mı bilmiyorum, inanın yani. Hani bunları toplayıp saymıyordur oyun zaten de. Hani yeni geldik. Adımız bir duyulsun, anladın mı? Bazı orklar vardı hatırlarsan Hawk, şey olarak. Hiçbir şekilde kendi tarafına çekemiyordun falan. Öyle bir durum vardı. Şuradan yol var mı ya acaba? Şöyle. Onu mecbur öldürmek zorunda kalıyordum falan. Hani çökse bile, zayıflasa bile kendi tarafıma hiç çekemiyordum onu. Bu senin dediğin şey mi? Kendi tarafına çekiyorsun. Sonra itlik köpeklik yapıp bırakıyor mu peşini? O ne ya? I have a message from the Overlord. He challenges you to try and take his fortress. And here's a message from me. Hope to see you there. Booth. Ok işlemez. Ya bir de seninle mi uğraşacağız ya, Allah. Ne oldu lan? Oğlum bu... Deli galiba, anasını satayım, anlamadım ki. Mesaj verip kaçtı, aynen. Tamam, bakayım, yapamazsam işte yapacak bir şey yok abi, ölürüz, bir şey olur, ne yapalım. 23 seviyeymiş, ben 18 seviyeyim. Tarafıma çekemem. Öldürebilirim ya. Direkt öldüreyim ben bunu. Yapabilirsem. İnfaza karşı bağışıklığı var. F'ye karşı bağışıklığı var mı acaba? Savaş ustasım aynı zamanda. Bunu siz istediniz abi. Ha, infaz bağışıklığı vardı, doğru. Tamam. İyi Allah ya. Bir tane görevi hızlıca halletmiş olduk. Güzel oldu. Lan sen kimsin oğlum? Allah Allah ya. Bu şeyi aldım mı? Otomatik almışım galiba. Tamam, bir bakalım. Envanter. Yaya gel. Seviye 19'muş. İyi değil. Buna gel abi. Bunda ne var ekstra? Bu mu var? Tamam, benimki 524. Beğenmedim. Burayı bir ara yine kuracağız arkadaşlar. Şu anda çok az. Tamam mı? Benim kendi kullandığımla bozacaklarım çok fazla şey yok aralarında. Bir biriksin böyle. Gireceğim bir ara, bunları paraya çevireceğim. Upgrade'ler yapacağım. Bir şeyler yapacağım. Sık sık girmek istemiyorum öyle. Biraz bir biriksin. Vahşileri öldürerek karakol liderini açığa çıkar. Yo, bu bölgede bilinmeyen bir komutan varmış burada. Aa, şu görev bu. Ben buna gideyim ya. Tam da dibimde. Ben buna gidiyorum. Ne kadar güçlü olabilir ki karakol lideri? Az önce işte içinden geçtik bu itlerin. Kullar çıkıyor, kullar çıkıyor. Lan gözüm seyiriyor ha, ara ara.
teach you the meaning of the word savage. Toparlanın arkadaşlar, bırakmayın kendinizi. Mordor muhafızının vahşilerini öldür. Neredeler? Kim onlar peki? Kim, nereden anlayacağız? Ha, sarı olanlar, tamam. Sen bana doğru bakıyorsun. Sen bir öl. Şurada bir it oğlu it var. O gitti. Etti sana bir. Şu tepeye çıkarsam oradan bayağı bir görürüm ben aslında. Oğlum şöyle sürününce Gollum oyunu geldi aklıma ya. Sürününce derken şey yani, hani tutunup geçince böyle. Şimdi iki tane şundan var. Etti sana 3. Çok aşağıda ya, onu sonra hallederiz de. Allah. Ha, şu var. Oğlum o neredeymiş ki? Vuramadım ya. Heh. Şundan elf atışı çekebilir miyim ya, şöyle yapsam? Yok, elf atışını mecbur alacağız. Nerede elf atışı var? Ne? Bunları biz nereden tanıyoruz lan bu arada? Acaba oynayalı bayağı zaman geçti diye ben mi unuttum ya? Bunları bildiğin tanıyoruz yani. Ben istihbarat çıkarıyorum ortaya ama çıkarmadan önce de acaba biliyor muyuz? Bir bakacağım arkadaşlar, bir saniye. Neydi bu? Ordu mu? Heh. Mesela bu. Yok, hedef olarak değil de ayrıntılar. Biliyoruz ki çoğu şeyini. Gerçi bir tane biliyoruz. Acaba ben istihbarat ortaya çıkarınca böyle 2-3 tane şey mi çıkıyor? Şunun gibi. Bak, bunda çıkıyor ya seçenekler. Mesela gel buna. Ha bak, bunda da var. Ha, bu benim zaten, bir saniye. Tamam, bunda da var abi. O zaman bunlarda tıklamayacağım istihbarata ben. Şu diğer bilinmeyenlerde, bilinmeyen olanlara tıklayacağım arkadaşlar. Şu diğerlerine. Boş yere şey yapmayalım. Bir madem bilgi bulduk. Orada aşağıda bir ok var da. Aa, ok değilmiş ya o. Ateşmiş anasını satayım. Tamam, gel o zaman abi. Yirmi seviye. Tamam. Tamam, bakacağız icabına. Hadi bakalım. I wonder which of us will kill you first. I think
Arkadaşlar. Abi çok sıkıntı ha. Aldım zırhı. Seviye 19 olduk bu arada. Böylelikle 19 seviyeye kadar olanları yanıma çekmeye fırsatım olacak efendim. İyi oldu. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir saçmalık bu ya? Açmadığım şeylerde ilerlemek istiyorum. Havadayken ok atma işi... Bilmiyorum ya. Ha bak bu olabilir. Şunlarda şey böyle yan şeyleri açabilirim de tam böyle kilitler bir açılsa aslında daha şey olacağım. Şu diğeri mesela daha mı iyi daha mı kötü... Tek tek de inceleyemiyorum. Ben bu neydi? Bu bıçak atıyordum. Değil mi? Bıçak atıyorum. Bunu mu geliştireyim mesela? Tırtıklı kenar diyor. Kritik vuruşlara sebep olabilir. Aralıksız olarak 3 hançer fırlatabilir. O it oğlu it bana fırlatıyordu işte. Çoklu düşmanlara vurmak için bir seferde şu 5 hançer fırlat. Arkadaşlar üçlü atmak mı iyi? Yoksa tek bir hedefe tırtıklı atmak mı iyi? Beşli atmak bana cazip gelmedi. Çünkü tek seferde atıyorsun sonra herhalde doluyor falan. Üçlü atmak da değil mi şey yani? Yanlış söyledim. Aralıksız üç tane atabiliyorsun. Arda arda üç tane atabiliyorsun bunda. Bunda yine bir tane atıyorsun. Dolasıya kadar... Hadi ben tırtıklıyı alıyorum ya. Belki kritik mırtık vurur. Tam böyle şeyi bir anda kurtarır bizi anladın mı? Kritik bir anda. Vallahi 369 ben bunu alırım. Tamam tabii ki Numenor daha güzel görünüyor ama bunu al abi. Haydi devam. Şimdi buradan götü kurtardık ya. Şurada bir düşman var da Makuchi 20 seviye. Şimdi gitmeyeyim ona belki 20-21 olursam yanıma çekerim onu. Amacım arkadaşlar zaten haritayı tamamen bir temizlemek de. Şöyle yapalım mı? Burada bak yine bir tane düşman var tamam mı? Buna gideyim sonra şuna gideyim. 40 dakikaya doğru gidiyoruz. Sonra buna gideyim. Sonra buradaki bu hızlı seyahati bir açayım. Hiç durmadan bir koşayım ben oraya doğru. Şimdi bunlar önüm önümü kesmesin. 1000 metre var. Biraz boş yaptın ama kardeşim. Şu an seninle işim yok anladın mı? Şu an seninle işim yok. Sen bir sal beni.
Oh, are you? You came to the wrong place. Because if you don't want to die, if you want to die, this is the place you die. Ben böyle bir tane sarhoş öldürmüştüm de. Herhalde arkadaşlar oluyor değil mi? Demek ki rastgele sarhoş çıkabiliyor yani. Göreve odaklandığım için şu an onlarla uğraşmayacağım. Sonra çok vakit kaybediyoruz. Böyle görev odaklı gitmek daha iyi şu an. Sende para varmış kanki. Onu bir ver istersen. Böyle cevherdir, paradır. Bunları affetmiyorum ya. Bunları almak lazım. So 15 seviye. Çeksem mi lan yanıma? Abi çok da güçsüz ya. 10 no. Allah Allah Allah, dur lan, dur. Yok, çekemiyorum. Az önce verdiğim örnek buydu bak Hawk. Dedim yani kimisini hiç çekemiyorsun falan. Bu işte mesela tam çekecek gibi oldum. Adam öfkelendi falan. Çektirtmiyor kendini. Mecbur öldürüyorum. Zaten güçsüz de bir şey yani. Hani bunu ordum alsam ne olacak, almasam ne olacak? Biraz bir canımı toparlayayım, şuna gideyim. Canım kaç benim? Bunu ver abi. Şurada bilgi var. Onu bir alayım. Bana bilmediğim bir şey söyle abi. Öyle. 19 seviye. Bak ben de tam 19'um, bunu alırım mesela bak. Bu olur. Şuradan bir canımı toparlayayım. Hadi size kolay gelsin. Ben kaçtım. Gıcık bir görev değildir inşallah. Celebrimbor'un Mordor'u ister derken düşmanları arasına korku tohumlarını nasıl ektiğini hatırla. Hatırlayalım. Afadad, the virtue of obedience. Then as now. Raising an army in Mordor meant overwhelming the orcs with a display of power. That power was the one ring. Havadan gizli saldırı yapamam abi. Ben öldüreyim bunları yeter. Benim ana görevi yapmam yeterli şu an. Yeah.
fight. Ya bunu yap diyor da. Aa, gizli kaldım olarak kabul etmiş beni. Ulan var ya, aslında uğraşsam şunu da yaparmışım ha. Tepeden atlaya atlaya öldürürdüm de. Ben çok uğraşmadım. Neyse, önemli değil. Onu yapsaydım ne verecekti? Bunu yaptım ne verdi? Bunu bir hesaplamak lazım. Evet arkadaşlar. Diğer yerdeki muhabbet gibi, Nurnin'deki muhabbet gibi, burada da buraya atıyor bunu. Hani dilersen gir, diğerinde tamamla. Ha, ekstra rün veriyormuş yaparsam. Tamam, ben şunu bir açayım izninizle abi. Ha, yetenek kilidim varmış. Şimdi bir yetenek kilidi diyor. Şunda ne var? Dondurma hareketi düşmanları korkutur diyor. Ologai ve yaratıkları da dondurabilirsin de. Sabitleme süresini ikiye katladı. Bence Ologai'leri sabitlemek iyi fikir olabilir. Çünkü bazen çok uğraşıyorum bunlarla. Bir dakika, ondan daha önemli bir şey olabilir mi ya? Şu neydi mesela benim? Bunun yakındakiler ne? Sağlık düştükçe kritik vuruş artar. Kritik vuruş şansım vuruş serinin 20 üzerinde olduğu zaman önemli ölçüde artar diyor. Kritik vuruş şansını büyük ölçüde arttırmak için vuruşun değdikçe sol klik bas. Ne demek? Ben şimdi beceremem falan onu. Aa bak, seviye de atlamam lazım bunların bazısını açmak için. Arkadaşlar açmadığım şeyi açayım ya. Şu havada vurmayı belki kullanırız mesela, bir açayım onu. En azından hani ana yetenek bir açılsın. Şu ne? Seviye 19. 177. Onu giy abi. Tamam. Gidiyorum hızlı seyahatimi açmaya. Oğlum hepsi birbirine ne kadar yakın ya. Son bir mi? Şu tarafta mı? Okey. Bunların da alayını zaten yapmamız lazım arkadaşlar. Bunların hepsini yapmamız lazım. Açtık böyle. Boş yere açmadık. Mesela şu yanımdakini bir alayım. Oh!
Oğlum altlarına sıçmışlardır ha. Bir anda öyle atlanır mı la? Bir yetenek kilidim daha açılmış. Muazzam atış ya da zincirleme gizli öldürme. Zincirleme gizli öldürmeyi açıyorum. İlave bir düşmana hedeflemek için sol klik yap diyor. Tamam. Bunu bir ara deneyeceğim. Yapıp yapamayacağıma bakacağım çünkü. Acaba tam böyle gizli öldürürken mi yapıyorsun onu? Aa, okey, 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 okey. Abi çok easy'ymiş ya bu arada, yapılır. Net yapılır. Şuradaki olaya bir bakacağım. Aa oğlum basabiliyordum lan bu arada. Yine klik yapabiliyordum orada. Sol klik. Şunu bir alayım arkadaşlar. Bana müsaade edin. Şöyle bir alayım onu. Neydi? Abi sen kime vuruyorsun lan he? Şöyle bir fulleneyim de. Oh. Bir diğer açık dünya zımbırtısına gidiyorum. I will protect Mordo till the very end and you will learn the cost of your trespass. Oğlum adam 31 seviye ya. Bulaşma bana kanki. Gondor's preferred order of battle with variations is a chart depicting how an army should be. Abi ne güzel çizim ya. Bak Lord Commander abi böyle şeyli kanatlı. General, kaptan, second kaptan, sergeant, knight. Normal soldier yok mu lan? No, askerin ikini zaten biliyorsunuz da. The structure of Gondor's army, from general to foot soldier. Biri 14 seviye, biri 31 seviye. Yani çok da bulaşılmaz aslında. Ben şuna gidem. 14 olanı alırdım da. Öbürü 31 çok yüksek abi benim. Çok neredeyse ilk katım yani. 1,5 katım. Celebrimbor için tüm Mordor'un yaratıkları onun istilasında kullanılacak silahlardı. Kudretli ejderlerin bile amacına nasıl
Boyu neydiğini hatırla. Ejder mi kullanacağız la? Allah. Haydi. Oğlum tıkandı lan. Kullanımı zormuş. Yemek için ben tıklıyorum ama olmuyor. Yo, yemiyor abi. Ya da yiyor mu şu an? Yemiyor. Onu aldım diye ateş de edemiyorum şimdi. Kullanımı ne kadar değişikmiş ya. Bütün yan görevleri kaybettim şu salak muhabbetten ötürü ya. Vallahi kullanımı çok farklı ya. Kullanımının bir kolay yöntemi var mı? Bak, yani sen kullanırken kolay geliyor muydu? Bana mı zor geldi acaba? Bir değişik. Nerede Zük? Arkadaşlar şuna gidiyorum. Bir de onu alalım. Açık dünyayı iyice azaltayım ki komutanlarla falan gidelim. Açık dünyadan güçlenmek de istiyorum aslında. Yeteneklerimizi açıyoruz falan, seviye atlıyoruz ya. Çok farklı kullanımı ya. Yani böyle WASD ile sağ sol falan yapamıyorsun. Kameranın açısına ilerliyor. Kendi kendine ilerliyor. Farklı bir şeye tıkladığım zaman ne bileyim böyle. Şuna, şurada da var bir tane. Şunu alayım ilk. Değişikti yani. Bilmiyorum. Bir de o orku mesela tuttum. Orku tuttuktan sonra ateş edemiyorum. Yemek için sol click diyor. Sol click'e basıyorum. Yemiyor falan. Sonra shift'le tuttum ya onu. Shift'le yine bıraktım. Öyle devam ettim. Sıkmaya falan. Anlatabildim mi bilmiyorum. Kötüydü yani. Bırak abi. Abi bırakacaksın mı? Ha, şu suya inemiyorum. Okey, şimdi neden bırakmadığını şimdi anladım. Şuna inemiyorum. Ben orayı normal toprak olarak gördüm bir an. Never had the grand dramas and pageantry of Minas Tirith itself, but we had simple arts like. Evet, güzel bir Gondor müzik aleti. You know, I'd always meant to learn the lute. Şimdi o üsttekini alabilirim işte.
They have a more serious purpose. Bu üste nasıl gideceğiz? Karşıda bir yer var. Şu göreve şu an girmeyeceğim buna. Sonraki işimiz bir. Yine komutanla uğraşacağız orada. Abi ne yolmuş, buraya çıkılmıyormuş ha düzgün. Oradayım diye gidiyor, yazık yani. Bu neymiş aga? Is home to beasts we can scarcely comprehend, but from time to time clues about their existence wash up on the shore. Our patrols found this fossilized squid beak years ago. If it is proportional to the smaller squids that fishermen sometimes catch, the sea creature would be several hundred feet long. Such a monster is the stuff of nightmares. Proof that this world hides hot. Bitti. Bir yaratıktan bahsetti ama bir balıkçı mı buldu dedi onu. Bir şeyler dedi arkadaşlar. Bulabildiğince anlamaya çalıştım ama şeyin ne olduğunu anlamadım. Şimdi efendim şöyle yapacağız. Tabii ki buradaki kaleyi kuşatmaya kalkacağız arkadaşlar. Ama buradaki oğlum, bu kale hangi ara 98 seviye oldu ya? Hani 53 seviyeydi bu? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Bakayım. 98 seviye la. Buralarda da kale var. Kara kapılar falan. Buralar hala 255 falan. Yazıklar olsun ya. Biz oraya, benim kalem 63 seviye bak. Benimki de seviye atlasın o zaman. Hiç hoş değil. Vallahi alacağız bir şekilde. Oğlum ben buraya hızlı seyahat yapabiliyorum ki şu an. Minas Morgul'a gidebiliyorum ben ha. Minas Morgul'da görev bıraktım mı acaba hiç? Neyse arkadaşlar, sevgili YouTube, 1 saati doldurduk. Burada sonlandırayım. Bir Minas Morgul'a bakarız. Olmazsa Kritungol'da açık dünya görevlerini yapmaya devam edeceğim. Orkları kesmeye devam edeceğim ve kendi tarafıma çekmeye devam edeceğim. En nihayetinde de burayı zaten kuşatmamız gerekiyor. Yanıma çektiğim komutanları falan alacağız. Burayı kuşatmaya çalışacağız. Kaç bölüm sonra kuşatırız bilmiyorum. İyi bakacağız arkadaşlar. Çok çok iyi bakıyorsunuz kendinize. Hoşçakalın.